Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi saat 5'e geliyor. Yarım saate showroom kapanacak. Hemen gidip size Seat Tarraco geldi bildiğiniz üzere. Onu çekmem lazım. Videoda görüşürüz. Videoya geçmeden önce sorularınız varsa Zeyd Bey Instagram adresini buraya bırakırım. Ve Zeyd Gürel de var arkadaşlar. Ona da ulaşabilirsiniz. Onda da çok güzel içerikler var. Hemen şimdi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar. Girişte de bahsettiğim gibi artık ülkemizde satışa sunulan 7 koltuklu Tarraco bizlerle. Rakipleri 5008 var biliyorsunuz. Skoda Kodiaq var ve Tarraco şu anda en güncel. Ya tasarım olarak çok güzel bir araç diyebilirim sizlere. Saat 5, yarım saate kapanacak bayi. O yüzden hemen klasik tanıtımımıza başlıyoruz. Hemen ön tarafla başlıyoruz. Burada Ateca'dan daha büyük bir panjur var. Deliklerin aralıkları falan kocaman gördüğünüz gibi. Bakın şöyle. Herhangi bir piyano bilek kaplı bir şeyimiz yok. Tamamen plastik olarak gelen bir panjur. Bu FR paketi. Üzerinde opsiyonlar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 1.5 benzinli FR DSG şanzıma geliyor. Opsiyonlar. Isı sabitleyici, adaptif. Cam tavan, 9.2 inçlik dokunmatik ekran, kablosuz şarj ve krom tavan rayları diye. Şu anda 547 bin liradan satışa sunuluyor Seat bayilerinde ama tabii bu fiyatlar üzerinden yine indirimler yapılacak. Aracın ön tarafına baktığınız zaman mercek şeklinde olan ön sis farlarını görüyoruz ve etrafında yine plastik malzemeler mevcut görüldüğü gibi. Bu dolu bir FR arkadaşlar. Üzerinde opsiyonlar var. Bakın park pilotu için sensörlerimiz burada mevcut. Ön park sensörlerimiz ve çok kaslı bir yapıya sahip olan aracın ön tamponları. Bakın gördüğünüz gibi sizlerin de. Çarpışma radarımız ön tarafta bulunuyor ve şu altta duran çok güzel bir tampon detayı da aracın gövde rengiyle aynı. Gözümüzden kaçmıyor değil. Bu aracın güvenlik ekipmanları dolu dolu yapılmış sanırım. Önünden de anlayacağımız üzere. Şöyle bir isterseniz size farları yakayım ve göstereyim. Bakın bu şekilde. Full LED yani Seat Leon'un 1.5 FR dolu gibi. Bu arada 1.5 FR burada var. Bayiye gelip alabilirsiniz. 130 beygirlik manuel şanzımanı. Fiyatı dudak uçuklatıyor. Bildiğiniz gibi 300 bin lira. Full LED mercek ön farlarıyla beraber gelen bu şekilde. Tarraco'nun far tasarımları. Geniş alıp göstereyim isterseniz. Şöyle. Evet. Hemen aracın yan tarafına gelmek istiyorum. Çok güzel bir jant var üzerinde bakın. Şöyle tombul bir yanak, tombul bir jant. Şöyle göstereyim. Yani bence harika bir araç olmuş arkadaşlar. Jant lastik kombinasyonunu sizlere söylersem 255-45R 19 inçlik bir jant, 45 yanak var aracın üzerinde. Ve piyano bilek ve krom şeklinde şöyle çok güzel jantları var. Bayağı büyük bir süspansiyon sistemi bulunuyor aracın üzerinde. Bakın dodiklerimiz burada. Dodikler biraz daha ince kullanılmış 7 koltuklu'da. Şöyle aynı kapaklarına geldiğimiz zaman bakın gövde renginde gelmiyor ama şöyle satin krom renginde geliyor. Ve bunlar da yine LED olarak yanıyor arkadaşlar. Hemen bunları da size göstereyim. Ama göstermeden önce bakın şurada yine kapı altlarında kartal gözlerimiz bulunuyor. Bu şekilde yere hola ışığı yansıtıyor gördüğünüz gibi. Şu ledleri bakayım geliyorum. Bu arada önlerinde bu şekilde yandığını göstereyim. Bakın böyle led yanıyor. Hemen yavaş yavaş arkaya geliyorum. Kör noktamız var mı diye bakıyorum. Maalesef yok. Gümüş cam çerçevelerimiz aracın üzerinde mevcut gördüğünüz gibi. Yine böyle krom renginde gelen tavan rayları. Bunlar opsiyonmuş. Ve panoramik cam tavan. Bu da opsiyon arkadaşlar. Sadece ön kapılarda, şoför kapısında ve ön sağ kapıda bulunan anahtarsız girişimiz mevcut. Çalıştırma ile birlikte aracın kapı korumalarında bu şekilde satin krom renginde, aynı kapaklarıyla aynı renginde geldiğini söyleyebilirim sizlere. Şöyle arkaya doğru gelelim yavaş yavaş. Benzin kapağını açalım. Benzinli bir araç dediğim gibi. Etanolü onu kadar alıyor. Ve Tarraco'nun en çok sevdiğim, Leon'da da çok sevdiğim bir yanı. Aha da bu. Müthiş full LED arka stop grubu. Leon'da da bunu çok seviyordum. Buna da gelmiş. Harika bir görünüm gerçekten. Bakar mısınız ya? Şunlara bitmeyen araba seviyorum demesi. Gördüğünüz gibi iki parça halinde ayrılmış arkadaşlar. Buradan gelip çok güzel bakın geri görüşlerimiz de şuradan yanıyor. Harika bir arka stop LED tasarımları. Seat'ın bunlarını aşırı beğeniyorum. Çok hoş gerçekten. Hemen burada bir geri görüş kamerası olduğunu görüyoruz ve plakalı ledlerimiz de burada mevcut. Tarraco yazımız el yazısıyla yine Ateca'larda ve Leon'larda olduğu gibi ve FR yazımız. Çok güzel ya. Burada gördüğünüz gibi reflektörlerimiz var ve
Burada sahte egzoz çıkışlarımız mevcut görüldüğü gibi. Şöyle alttaki sistemi göstereyim sizlere. Burada da yine bakın Leon'larda da olan boşluk var. Arka park sensörlerini yine araçta görüyoruz. Geç açalım. Çok güzel açılıyor bakın. Kendi kendine açılır kapanır bagaj kapağımız. 7 koltuklu araç dediğim gibi bakın. Bu şekilde kaç olduğunu bırakırım sizlere buraya. Burada 12 voltluk çakmaklık girişlerimiz. Şurada LED ışıklarımız mevcut. Bakın kenarlarda eşya gözlerimiz. Bu şekilde göstereyim. Bu şekilde. Kapatalım. Harika. Evet. Jantlar da çok güzel. Mükemmel bir araç olmuş. Gövde rengiyle gelen beraber spoiler gördüğünüz gibi. Ek gibi duruyor burada. Köpek balığı antenimiz. Ve şimdi artık aracın içine binelim. Evet. Tarraco'nun arka kapılarını açtığımız zaman. Tabii ki de buralar. Buralar sert malzemeyle geliyor arkadaşlar. Arkalarda da ambiyanslar var. Onları da söyleyebilirim size şu şekilde. Burada ahşap görünümlü bir malzeme kullanılmış. Leon'larda olduğu gibi. Buralar kumaş. Buralarsa yumuşak malzemelerle bizlere sunulmuş. Twitter raporlar buraya alınmış. Bu sefer kapı tutma yerleri işlerini halletmişler. Atekalar da bunları çok fazla yaşıyordu ama bunda harika olmuş. Krom kapı kolları şuraya paslata benzettim nedense. Burada da konfor elemanı olarak halı kaplı eşya gözümüz var gördüğünüz gibi. Şuraya bir makam perdesi beklerdim ama çok büyük bir araç. Sizin de bildiğiniz gibi. Aracın binme eşiği şu şekilde göstereyim. Yerden yüksekliği gayet iyi. 3 tip koltuk, 3 farklı koltuk. Koltuk tipleri 3 farklı. A few moments later. 3 farklı koltuk tipi var arkadaşlar. Deri, alkantara ve kumaş olarak bize sunuluyor. Bunları Ateka'larda da görmüştük ama tabii bunların koltuk tipleri biraz daha farklı gelmiş denilebilir düzeyde. Şöyle göstereyim. Arkasına bakın şöyle. Koltuklar aşırı sportif duruyor. Çok güzel. FR olduğu için zaten bu koltuklar var. Eklikli tavan perdesi de var. Şimdi bir içine bilelim. Diz mesafesi, baş mesafesini ve arka alana bakalım. Şu kapı tutma olayını çözmüşler. Bu çok güzel olmuş. Diz mesafesi gayet geniş. Zaten kocaman bir, yani 7 koltuklu bir araçtan bahsediyoruz. Menfezler güzel olmuş. Yani bunları aslında çok da hani özenmelerine gerek olduğunu düşünmüyorum. Böyle büyük araçlara küçük detaylar yakışıyor. İklimlendirmemiz de burada mevcut. 3 bölgeli bir klima sistemimiz var. Otomatik. Şurada bir tane USB-C şarj girişi ve 12 voltluk çakmaklı girişi var. Şaftının uzunluğu o kadar büyük değil ve aracın arkadan görünümü. Ön konsol çok güzel olmuş gerçekten ve koltuklar harika. Şöyle göstereyim koltukları. Hadi şimdi ön tarafa gidelim. Baş mesafesini de göstereyim ama bakın şurada da yine ambiyanslarımız var. Şimdi baş mesafesine geldiğimiz zaman bakın bu şekilde de bir baş mesafesi bizlere sunuluyor. Gayet iyi. Evet, Tarraco'nun şoför kapısını açtığımız zaman bakın dediğim gibi buradan hafif girişlerimiz mevcut. Şimdi şoför kapısını açtığımız zaman şunları bir kapatalım. Buralar yumuşak malzemeyle bizlere sunuluyor. Yine ambiyanslarımız burada mevcut. Ahşap görünümlü malzeme, krom kapı kolları, kapıları açıp kilitleneceğimiz yerler, Twitter hoparlörler. Neden hızlı anlatıyorsunuz diye söylemeyin çünkü bayi kapanacak. Atlanır aynamız var gördüğünüz gibi. Buralar yumuşak malzeme ve konfor elemanlı. Gördüğünüz gibi eşya gözümüz. Bagaj buradan açılıyor. Şurada FR kapı eşiğimiz var. Üzeri şu an bantlı, araçta sıfır. Elektrikli hafızalı ayarlanabilir sürücü koltuğumuz var arkadaşlar. Şurayı biraz çok kalın yapmışlar ya. Ama tabii aracın tasarım tipine uyuyor. Koltuklarımız dediğim gibi bu şekilde. 3 tip alkantara, deri ve kumaş olarak bizlere sunuluyor. Aracın içerisini şöyle göstereyim. Farları açıp kapatabildiğimiz yerler burası. Ve şurada yine aşağı malzemeler var. Menfezlerin üzeri şöyle. Yine renklerimiz. Gövde rengiyle aynı, kapaklı rengiyle aynı geliyor. Direksiyon harika. Hadi şimdi içine binelim. Seat Tarraco'nun içine bindiğimiz zaman şöyle göstermek istiyorum. Şimdi şurada sanki bir eşya gözü var. Evet ama içi halı kaplı değil. Far açma kapama yerlerimiz burada. Şöyle göstereyim sizlere. Işıklarımız geldi gördüğünüz gibi. Spor pedal takımlarımız var aşağıda. HALET ekranı göstermek istiyorum. Bildiğiniz klasik Seat'larda vesaire kullanılan HALET ekran. Bakın. Şu anda Cupra kadranında karşımızda görünüyor. Direksiyon Leon'larda artık yeni gelen direksiyon. FR yazılı gördüğünüz gibi. Harika direksiyon. Bunu zaten öve öve bitiremiyorum. Adaptive Cruise Control. Güvenlik önlemlerinin hepsi var bu araçta arkadaşlar. Ve bu çok güzel bir şey. Buradan da menüyü değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Pedal shiftlerimiz de var bu araçta. Kullanmak aşırı zevkli olur ve
şu deri detayları gayet güzel olmuş kırmızı dikişleriyle beraber. Ön konsola geldiğimiz zaman burada DSG'miz mevcut gördüğünüz gibi. Elektronik park freni kalp ritimli şöyle anahtarsız çalıştırmamız da var. Gördüğünüz gibi. Bu da auto hold düğmemizdir arkadaşlar ve sürüş modlarını ayarlayabileceğimiz yerler var. Tıpkı Ateca'da olduğu gibi. Park pilotumuz, park sensörlerimiz ve stop start ayarlarını kapatıp açabildiğimiz yerler mevcut. Burada kablosuz şarj özelliğimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 tane USB-C girişimiz ve 12 voltluk çakmaklık girişimiz. 3 bölgeli otomatik klimamız çok güzel olmuş. Gömük tamamen dijital olarak bizleri sunduruyor. Yanları da simli. Burada reflektörleri açıp kapatabildiğimiz yerler var. Sanayi dilinde dörtlüler bildiğimiz gibi. Şunların etrafı gördüğünüz gibi şöyle krom renginde yapılmış. Ekranı açabilir miyiz diye bakıyorum. Ekran detayları bu şekilde. Evet, açtık ekranı arkadaşlar. 9.2 inçlik şu an opsiyon olan bir ekran var ve harika bir ekran gerçekten. Sizlere bunu söyleyebilirim. Herhangi bir fiziksel düğmesi yok. Tamamen dokunmatik olarak bizlere sunuluyor. Bakın buradan ses açıp kapatabiliyorsunuz. Evet, klasik Seat ekranı. Şöyle yukarıdan da kaydırabilirsiniz görüldüğü gibi. Klima ayarlarını yine buradan yapabiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar ekranda. Ön tarafa baktığınız zaman buralarda da bir ambiyans beklerdim ama olmaması da iyi. Yine buralarda gördüğünüz gibi aşağı görünümlü malzemelerimiz var. Malzeme kalitesi yumuşacık arkadaşlar. Ön göğüste tamamen. Şurayı şöyle göstereyim. Hoparlörümüz de var. Burada bir tane elektrikli kararan dikiz aynamız ve şu kol değmemiz gördüğünüz gibi ileri geri hareket ediyor ve yükseklik ayarlanabilir. Aşağına baktığınız zaman bu şekilde bir eşya gözü var. Şurada bardaklıklarımız mevcut. Bu şekilde. Torpidoyu açalım. Bakın burada ışıklı, halı kaplı olmayan, soğutmalı bir torpidomuz var. Menfezlerin görünümü çok iyi. Sunroof'u ve tavan perdesi elektrikli tamamen. Şöyle göstereyim. SOS ayarlarımı yapabildiğimiz yer. Şu ışıklar LED olarak yanıyor. Buraya bakalım. Burada da LED'imiz otomatik yanıyor. Şunu çıkardığınız zaman. Evet, içinden bu kadardı. Birazcık hızlı anlattım arkadaşlar. Kusura bakmayın bunun için. Çünkü bayi kapanıyor. Koltuklar çok hoşuma gitti. Şimdi bir motoruna bakalım aracın. Tarakon'un kaputunu açtığımız zaman çok ağır bir kaputu var. Ki zaten ağır bir araç, yüksek bir araç, uzun bir araç. Kaput yalıtımı bu şekilde. 1.5 150 beygirlik bir burada motor var arkadaşlar. Torkunu, diğer bilgilerini sizlere buraya yazarım. Bildiğimiz Volkswagen grubu kaput altı. Aynı Leon'un kaputu gibi. Bu şekilde de kaputu var. Çok ağır. Telefonu kapatıp öyle indireceğim. Ve arkadaşlar bu arada Tarak videosunu kapatmadan burada Ibiza'mız var. Ve bir tane 1.0 Style Paket Leon satılmış. Şurada da 1.5 FR manuel Leon'umuz var. Bunu biliyorsunuz zaten. Fiyatını merak ettim. Onun için sizlere göstereceğim. 299.000 TL'ymiş şu anda. Yeni Leon 1.5 130 beygir. Bayi de var. Haberiniz olsun. Gelip alabilirsiniz. Evet. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Öncelikle Seat Tarraco'yu beğendiniz mi? İlk önce bunu sormak istiyorum sizlere. Bildiğiniz üzere Peugeot 5008 ve Kodiaq bunun rakibi ve birçok rakibi var bildiğiniz üzere 7 koltuklularda. Bence şu anda lider olarak görüyorum Tarraco'yu. Bence onların arasında. Sizin fikirleriniz neler? Yorumlara bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Çok fazla giriş çıkış yapamadım bu videoda ve birazcık hızlı gelişti. Bugün size videosu bırakmak istemedim. Skoda videosunu bekleyenler için de hafta içi illa gelecek. Çünkü daha arabalar dolmamış Skoda'ya. O yüzden çekemedim arkadaşlar. İçeride bir tane araba vardı sadece. Demek ki yarın bugün demek arabalar gelecek. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.